Değerli izleyiciler, Şehir ve İnsan programında belki sizin günlük yaşadığınız gündemin çoğu zaman dışına çıkıyoruz. Daha teorik diyebileceğimiz ama ülkemizin içinde bulunduğu sorunların gerçek nedenlerini ele almak suretiyle doğru yaraya parmak bastığımızı düşünüyorum. Geçen hafta biliyorsunuz bu programda Küçükçekmece'de kendi kendine yıkılan bina ile ilgili bazı açıklamalar yaptık. Oradan binaların nasıl Türkiye'de sahipsiz bırakıldığını, bir otomobilin hatta bir büyükbaş hayvanın bile bir plakası olmasına rağmen binaların bittikten sonra takipsiz kaldığını, sahipsiz kaldığını anlattık. Ve de Türkiye'nin doğru bir yatırım tekniğiyle doğru ve güçlü bina yapmayı bir türlü öğrenemediğini, bu yüzden yıkıp yıkıp yeniden yaptığımızı, yıkıp yapmamızı bırakın, zaten doğa kendiliğinden bizim şehirlerimizi yıkarak depremle, sel felaketleriyle ülkemizi büyük zararlara uğrattığını anlattık. Geçen hafta bunları anlattığımızda tabii ki yani Türkiye'de şu şöyle, bu böyle, şurası çürük, şurası kötü, her şeyi kötülemek değil amacımız. Amacımız sağlıklı çözümler üzerinde yıllardır yaptığımız araştırmaları, çalışmaları topluma ve kamuoyuna, özellikle yetkililere, yani siyasilere ve bürokratlara aktarabilmek. Ama maalesef geri dönüş konusunda hem toplumumuzdan, tabii ki güncel konular, efendim onların hoşuna giden magazinel konular, kaza, bela, cinayet vesaire anlatmadığımız için çok da büyük ilgi gördüğümüzü düşünmüyorum. Ama bazı vatandaşlarımızdan öyle girdiler alıyorum ki moralim düzeliyor. Geçen hafta gerek ulusal kanalda yapmış olduğum depreme dair açıklamalar, gerekse TV'den de bu programda yapmış olduğum açıklamalardan çok etkilenen pek çok sayıda bürokrat, yetkili, uzman, vatandaş görüşü aldım. Bunlardan bir tanesi diyor ki, başkanım diyor, siz bu yolda devam edin. Dinlemeseler de, siyasiler sırt çevirseler de, bürokrasi sizi yok saysa da, vatandaştan da öyle aman aman büyük bir istek ve dinleme isteği gelmese de devam edin. Çünkü bunlar kalıcı, bunlar çözüm. Siz dediler çözüm üretiyorsunuz. Devam edin lütfen dediler. Biz de tabii ki bu minval üzerine devam edeceğiz. Türkiye'de temel sorun plansızlık olarak teşhis koyalım. Plan nedir? Plan iki türlü yapılıyor. Biliyorsunuz bir tanesi uzun vadeli stratejik planlar. Amerika Birleşik Devletleri bütün dünyaya hakim oluyor ise bunu uzun vadeli stratejik planları vasıtasıyla oluyor. Bu planları kim hazırlıyor? Bu planları toplumun içindeki STK'lardan başlıyor, kamu yönetimine tırmanıyor. En son biliyorsunuz Pentagon ve bir de üst akıl dediğimiz, ismi var cismi yok bir kurum. Amerika'nın 100 yılını planlamış, bütün dünya biliyor. Yani Amerika'nın yeni yüzyıl projesi, PNEC dediğimiz yeni yüzyıl projesi, bir başka adıyla Büyük Orta Doğu Projesi. Adamlar 100 yılı planlıyor. Bunu daha kısa vadeli, orta vadeli nasıl revize edilecek, ne adım atılacak stratejik olarak görüyor ve buna göre davranıyor ve dünyaya hakimiyetini sürdürüyor. Hakeza Çin, kendisine özgü bir stratejik planı var. Bütün dünyayı sardı. Hakeza Rusya, yani Sovyetler Birliği'nin dağılmasından sonra Rusya'nın da kendisine özgü, coğrafyasının da dikkate alındığı bir takım planları var. Bunlar güçlü devlet oluyor. Bakınız Rusya bütün dünyanın tepkisini aldı Ukrayna Savaşı nedeniyle. Bütün dünyanın uyguladığı bir takım ambargolara muhatap oldu. Rusya'nın temel gelir kaynağı olan yakıtını, doğalgazını vesairesini hiçbirini satın almıyoruz dediler. Buna rağmen Rusya'da Türkiye'deki gibi bir enflasyon, Türkiye'deki gibi bir hayat pahalılığı, bir açlık, bir gelir yetersizliği, bir mutsuzluk tablosu yok. Ama biz öyle bir ülkeyiz ki
kendi yaptıklarımızı yıkarak, doğru şehirleşmeyi öğrenmeyerek, depremle nasıl baş edeceğimize dair anlattıklarımızı alıp çöpe atarak yolumuza devam ediyoruz. Her gün yeni bir yapay gündem çıkıyor. Onun peşine koşuyoruz, gidiyoruz. Bugün o yapay gündemlerden bir tanesine vaktim kalırsa değineceğim. Sokak hayvanlarından nasıl onların olumsuz etkilerini ortadan kaldırırız? Yani sokak hayvanlarından nasıl kurtuluruz demiyorum. Çünkü amaç onlardan kurtulmak değil. O hayvanları böyle kurtulunacak birisi gibi, birileri gibi bakarsanız tabii ki onları öldürmeyi tercih edersiniz. Dolayısıyla vakit kalırsa ona da değineceğim. Çünkü güncel bir konu, belki daha fazla ilgi alanımıza girebilir. Ama stratejik planlama Türkiye'de hiçbir zaman yapılamadı. Benim 2000'li yılların başlarında önerdiğim, toplumdan kaynaklanan, toplumun aklını da içine alan, çoğulcu, katılımcı, kent konseyleri modelinden esinlenerek devlete önerdiğim stratejik planlama kanunlara girdi. Ama bizim huyumuzdan mı, suyumuzdan mı, nedendir bilinmez. Biz strateji üretmeyi, stratejik düşünceyi bilmiyoruz, sevmiyoruz, reddediyoruz. Bugün bütün kamu kurumlarının kanunla belirlenmiş stratejik plan hazırlayacaksınız diye kanun maddeleri var. Bütün belediyelerin, belediye kanununda nüfusu belli bir rakamı geçen belediyelerin geleceğe yönelik stratejik plan hazırlama zorunluluğu var. Ben buna gurur duyuyorum. Çünkü bunu Türkiye'de 90'lı yıllarda gündeme getiren, hayata geçiren Aydın Kent Konseyi'ni kurarak, daha kent konseylerinin ne olduğunu hiç kimse bilmezken, bunları 2005'te kanuna yazdıran, hakeza özel idare kanununa yazdıran, bütçe ve mali kontrol kanunu dediğimiz bütün kamu yönetiminin planlamasını yürüten bir kanun var. Bütçe ve mali kontrol kanununa stratejik plan mecburiyetini getiren hükümleri zorladık, getirdik. Kulis yaptık. Önemini anlattık. ODTÜ'de ders verirken ben her Ankara'ya gidişimde bir bakanlığı ziyaret etmek suretiyle veya üst siyasilerle görüşmek suretiyle bunun önemini anlattım. Türkiye geleceğini stratejik olarak planlamalı. Ulusal planın yanı sıra bütün bakanlıkların ve bütün bakanlıklara bağlı kurumların ve belediyelerin ayrı ayrı gözünün önünü görmesi için uzun, orta ve kısa vadeli stratejik planlarının olması lazım. Sadece stratejik planla bitmiyor. Stratejik plan bir kulvardır. Stratejik planda önce vizyon tarif edilir. Yani vizyonsuz bir planlama hiçbir işe yaramaz. Vizyon geniş tutulmalıdır. Vizyon bu ülkenin geleceğini tahmin ederek, bu ülkenin geleceğindeki nüfus artışını, ekonomik değerlerin gelişmesini, sosyal kültürel gelişmesini, coğrafyadaki muhtemel bütün olayları dikkate alarak bir vizyon, geleceğe yönelik bir tahmin yürüteceksiniz. Bunları görmeden bir vizyon kuramazsınız. Yani ben Adliye Sarayı'nı Aydın'da yaparken Türkiye'de ilk kez bir belediye Adalet Bakanlığı'na bir adliye binası yaptı. 1998-99. Ne için yaptık? Aydın'ın tam ortasında kalan bir kapalı cezaevini kaldırmak için bakanlıkla pazarlık ettik. Görülmemiş bir şey. Bir belediye gidiyor, diyor ki bakanlığa, şu cezaevini bana ver, ben oraya kültür merkezi yapacağım. Karşılığında sana bir adliye sarayı yapayım diyor. Bu gerçekleşti. Çok zor oldu ama gerçekleşti. Ben o adliye sarayını kendi ellerimle mimari projesini çizerken, emin olun o günkü mahkeme sayısının 20, 30 yıl, 50 yıl sonra ne kadar artabileceğini tahmin ederek, düşünerek, bir takım bilimsel projeksiyonlar yaparak projelendirdim. Ve o binanın maalesef üstten iki katını Anıtlar Kurulu izin vermedi. Benim çizdiğim projenin üstten iki katını izin vermedi. Ben Anıtlar Kurulu toplantısında çok ısrar ettim. Hükümet binasının önünü kapatıyor. Hayır, önünde değil, yanında. Yani on gerekçeyle iki katımı iptal ettiler. Ben o günkü toplantıda Anıtlar Kurulu Başkanı'na şunu söyledim. Tamam dedim, ben bu iki katı iptal ederim ama
Bunun acısını 25 sene sonra Aydın halkı çeker. Aha çekiyoruz. Hem de 25 yıl sonra. O iki kat olsaydı bugün adliye daha yeterli olacaktı. O gün öngördüğüm adliyenin bodrum katlarında yapmış olduğumuz uygulamaları peyderpey adliyeye katmak suretiyle adliye sarayının bugünlere gelmesini sağladık. Ama artık tahammülü yok. Artık mahkemeler çoğaldı, davalar çoğaldı, orada çalışan çoğaldı vesaire. Yeni bir adliye sarayı yapılması lazım. Ben bunları hep planlamanın örneği olarak size anlatıyorum. Hakeza yeni adliye sarayı maalesef Aydın'da zamanında gündeme alınmadı. Sonradan bizim de ısrarlarımızla yeni bir adliye sarayı yapılması kabul edildi. Göstermiş olduğumuz alanlara itibar etmediler. Bunların arasında bir tane vardı, çok cazip bir alan olmamakla birlikte Ovaemir beldemizde mevcut kapalı cezaevinin hemen arkasında 85 bin metrekare büyüklüğünde bir arsa. Burayı programa aldılar. İhale ettiler. Hafriyatı yapıldı. Malzemeler indi. Ondan sonra dediler ki, aa burada fay hattı varmış galiba. Hatta birisi dedi ki, fay hattını biz biliyorduk ama yerin altından gaz çıkıyor arkadaş. Ya bunu bilmiyor muydunuz? Bu nasıl bir devlet anlayışı? Bu nasıl bir planlama anlayışı? İhaleden sonra mı aklınız başınıza geliyor? İşte bunlar da kötü örnekler. Ben iki katı iptal edilirken, ben bu adliye sarayını 30 yıllık planlıyorum, en az 30 yıl gidecek diye planlıyorum. 25 yıldan sonra bu iptal edilen katlar nedeniyle bu adliye sarayı sıkışır demişim. 25 yıl sonra haklı çıkmışım. Ama bir başkası, bazı bürokrat yetkililer veya teknokratlar çıkıyorlar. Adliye sarayı diye seçilen arsayı etüt etmeden ne fay hattına bakıyorlar, ne yer altındaki gaza bakıyorlar. Ya Ovaemir beldesinde bodrum katı yok. Bunu bilmeyen yok. Bodrum katı olan yerlerde gaz birikiyor. Çünkü orada öyle bir yer altından kaynaklanan, jeotermalden kaynaklanan bir gaz birikimi var. Orası alüvyonik bir arazi. Üzerindeki bir takım birikintilerin ürettiği gaz var, sıcak su var vesaire var. Yani yerin altını, üstünü artık devlet bilsin. Bundan bir hafta önceki programda şunu da anlattık. Depremle ilgili en önemli konu fay hatları değil mi? Ya daha devlet MTA 92'de resmi fay haritası yayınladı, 1992'de. Ben 94'te belediye başkanı olduğumda resmi fay haritasını alarak imar planı çizdim. Aradan geçen yıllarda o fay hatlarının yerleri boyuna değişti. Bu bir espri konusudur. Fay hattını kentsel rantlar için kullanmak isteyen belediye meclis üyeleri fay hattının yerinin değiştirilmesine karar vermiş diye dalga geçeriz. Ya bu bir gerçekleşiyor. MTA gibi koskoca bir kurum, Maden Tetkik Arama Enstitüsü, fay hatlarının tespitinden kanunen sorumlu olan kurum, resmi fay haritası yayınlıyor ilk kez. Cumhuriyet kurulduktan 70 küsür sene sonra 92'de yayınlıyor. O da sağlıksız. Zaman içinde değiştir babam değiştir. Bunların hepsini yaşadık. Plansızlık çok önemli kayıplara yol açar. Planlama bir ülkenin öne çıkmasını, kalkınmasının temel esasıdır. Ama planlama derken gerçek anlamda ve doğru planlama. Biz kanunlara koydurduk stratejik plan mecburiyetini. Kurumlar bunu bir yük olarak görüyor, kanunun getirdiği bir zorunluluk olarak görüyor. Gidin bakın Aydın Büyükşehir Belediyesi veya Konya Büyükşehir Belediyesi veya Ankara, İstanbul. Çıkartın bakayım stratejik planınızı dediğin zaman, aa diyor, çıkarıyor hemen, cilt cilt koyuyor. Bir bakıyorsunuz ki alakası yok. Yani kim yaptı bunu? Bir firmaya verdik, yaptık. Ya firma kim ya? Senin stratejik planını bir firma yapamaz. Bir firma İstanbul'un geleceğiyle, Aydın'ın geleceğiyle, Türkiye'nin geleceğiyle, bir kurumun geleceğiyle nasıl karar verir? Bunlar şablon. Bir takım firmalar üredi. Şablon bir takım stratejik plan içerikleri var. Para veriyorsunuz. Dünyanın da parasını alıyorlar. Tak oradan çıkarıyor. İsimleri değiştiriyor. Gaziantep'in stratejik planını alıyor getiriyor Aydın'a satıyor. Aydın'ınkini Kayseri'ye satıyor. Böyle bir planlama anlayışıyla giderseniz
O planlar hem rafta kalır, planlama diye fiilen hiçbir şey işlemez ki öyle oluyor. Hem de kendi kendinizi kandırırsınız. Ne o? Biz Türkiye'de stratejik planlama getirdik. Bütün kurumlarda stratejik plan mecburiyeti getirdik. Hadi bakalım şimdi ne diyeceksiniz? Bir insanın beyninde, bir toplumun sosyal yapısında planlı çalışma alışkanlığı olacak ki bunun peşine düşsün. Devlete sen kanunla getirdiğin planlama mecburiyeti, stratejik plan mecburiyetinin altını bile doldurmadılar. Bir stratejik plan hazırlamaya dair bir yönetmelik dahi yok. Nasıl hazırlanır, kimlerle hazırlanır? Bakın buradan açıklıkla kısaca özetleyeyim. Bir kurumun, bir belediyenin, bir şirketin, bir genel müdürlüğün, bir bakanlığın veya bir ülkenin stratejik planı o kurum içindeki yetkili yetkisiz herkese sorularak, herkesin katkıları alınarak, buna çoğulculuk diyoruz. Çoğulcu biçimde yapılır. Herkes katılır, katılımcı biçimde yapılır. Ama katılımcılık ve çoğulculuğu şöyle anlamayın. Patron çıkacak veya işte bakan çıkacak, büyük bir salona 300 kişi toplayacak. Arkadaşlar, bakanlığımızın stratejik planını yapıyoruz, ne dersiniz diyecek. Her kafadan bir ses çıkacak. Onu not edecekler, çöpe atacaklar. Bizde katılımcılık böyle anlaşılıyor. Burada patron, yani patron dediğim neyse işte yönetici, lider, bakan, belediye başkanı oturuyor. Millete sözde göstermelik olarak soruyor. Ha, başka türlü nasıl katılımcılık olur? İşte biz onların kitabını yazdık ve yönetmelikler hazırladık. Dedik ki önce sektör sektör ayırın. Ulusal düzeyde tam 23 tane sektör var. Kentsel düzeyde 16 tane sektör var. Her sektörde bir komite kurun. O komite o sektördeki mevcut durumu araştırsın. Toplantılar yapsın. Örneğin trafik ve ulaşım sektörü, Aydın Efeler. Aydın Efeler'in trafik ve ulaşım sektöründe stratejik plan yapacağız. Ne yapacağız? Bu bir sektör, 16 tane var. 15 tanesi bir kenara, 7 kişilik bir komite seçmişiz. Komite gidiyor, trafikle ilgili bütün sorunları tespit ediyor. Hangi kavşak, hangi bölgede otopark ihtiyacı var, hangi yolda daha fazla kaza oluyor, hangi kaldırım daha dar. Buna benzer trafikle ilgili bütün tespitleri yapıyor. Yani mevcudu tespit etmeden, mevcudu görmeden plan yapılmaz. Önce mevcudu tespit ediyor. Sonra büyük, daha büyük, geniş toplantılarda herkesi davet ediyor. İl trafik, il emniyet müdürlüğünün trafikle ilgili kesimlerini davet ediyor. Öyle ki trafikte normal bir yaya vatandaş varsa onu da davet ediyor. İlkokulda okuyan bir çocuk varsa onlardan da bir temsilci alıyor. Yani trafiğe muhatap olmayan, ulaşıma muhatap olmayan vatandaş var mı? Yok. Yaşlıları çağırıyor, esnafı çağırıyor, çocukları çağırıyor, kadınları çağırıyor. Neden? Çocuklar trafikte ne zorluk çekiyor? Çocuğun ağzından dinlemek için. Çocuk karşıdan karşıya geçerken bir sorun mu yaşıyor? Okula giderken trafikle ilgili bir sorunum var. Esnafı çağırıyor. Niye? Esnaf kapısının önünde bir tane efendim teneke koyuyor, bir bidon koyuyor. Diyor ki ya burası benim yerim. Vatandaş geliyor, kavga çıkıyor. Orası senin yerin değil, ben arabamı oraya koyacağım. O da diyor ki benim dükkanımın önü filan. Bunları kendisinden dinlemezsen öyle Ankara'da oturup efendime söyleyeyim görkemli binalarda, makam odalarında oturup sorunları tespit edemezsiniz. Katılımcılık budur. Çoğulculuk budur. Çoğulculuk herkese sormaktır. Katılımcılık ilgili bütün kesimlerin katılımıdır. Yani şimdi siz çoğulculuk diye gidip de bütün devlet memurlarını çağırıp 1000 kişiyle planlama yapabilirsiniz. Çoğulcu. Ama katılımcı mı? Değil. Değişik kesimler katılmadı. Veya işte çocukları çağıralım dedik ya, çocuklar da anlatsın. Bir ilköğretim okulunun bütün öğrencilerini çağırıp onlara sorarsan bunda bir anlamı yok. Yani 300 tane çocuğa sormak, 500 tane memura sormak, 150 tane esnafa sormak gerekmez.
Esnaftan 2 temsilci, çocuklardan 5 temsilci, memurlardan 2 temsilci, bu şekilde bütün toplumu temsil eden bir grup yapacaksın. Katılımcılık öyle olacak. Çoğulculuk da onların sayısı yeteri kadar olacak, çok olacak. Dolayısıyla planlamanın ilke ve esaslarına uymadan raftan stratejik plan çekerek, ona milyonlarca lira para ödeyerek yapılan bugünkü stratejik planlar maalesef planlama dediğimiz mesleği, planlama dediğimiz kavramı yok ediyor. Veya toplumun gözünde yok canım diyor ya. 1961'de Devlet Planlama Teşkilatı kuruldu. 2005'te stratejik plan mecburiyeti getirildi. Ne oldu? Ne faydası oldu? Hiçbir faydası olmadı gördüğünüz gibi. Sen yapman gerekeni yapmazsan, bilimsel metotlarla planlamanın usullerine uygun yapmazsan, ona buna para verip de raftan hazır planları, isimleri değiştirerek alıp kendi rafına koyup çöpe atarsan planlamanın hiçbir etkisi olmaz. Ha, plansızlığın etkisi olur. Toplumsal olarak, sosyolojik olarak, ekonomik olarak toplum geriye gider. Hatta batar. Bugün yaşadığımızda bu plansızlığın sonucudur. Vizyon dediğimiz olayı az önce anlattım. Planlamanın ilk tepe noktası vizyondur. O vizyonu göreceksiniz. Usul katılımcılıktır. Halkın tamamını temsil eden fikirleri süzüp alabilmektir. Halk planlama yapmaz. Halk ihtiyacı olan yolu, otoparkı şuraya şunu yap diye göstermez. Halk kendi çıkarı olan konuları, güncel konuları dile getirir. Örneğin der ki, ya bizim buradan arabalar hızlı geçiyor Sayın Başkanım. Ne yapalım? Oraya şöyle bir tümsek yapın da yavaşlasınlar. Kendi çıkarı için söyler, kendi çocuğunun güvenliği için söyler. Ama arabayı kullanan adama sorarsan, ya diyor tümsekten geçilmiyor ya bütün memleket. Bu ne saçmalık. Ya şunları bir araya getir de doğru bir planlama yap. Tümseğin gerektirdiği bir iki nokta olabilir ama bir şehirde her önüne gelen vatandaşın bana da tümsek, bana da kırmızı ışık, bana da bilmem ne dediğini yaparsan bunun adı da katılımcılık ve doğru planlama maalesef olmuyor. Biz bunların sıkıntılarını hep yaşıyoruz. Toplumu huzura sürüklemek, toplumun sorunlarını çözmek dediğim gibi sağlıklı doğru planlama işidir. Bugün pek çok şehrimizde, Aydın'ımızda da yaz hatta kışın sivrisinekten geçilmiyor. Sokak hayvanları artık adeta şehirleri bastı. Ben yurt dışından bir video izledim sosyal medyada. Adam Türkiye'yle alay ediyor. Diyor ki Türkiye'de sokak hayvanı diye bir şey yok diyor. Sokaklar zaten hayvanlara terk edilmiş diyor. Ve Türk insanını övmüş orada. Birkaç olumsuz örnek bir tarafa, Türk insanının sokak hayvanlarına karşı ne kadar müşfik olduğunu orada övgüyle bahsediyor. Birkaç tane görüntü var, gitmiş esnafın vitrinine sokak hayvanı keyifli keyifli oturmuş bir kedi filan. Yani sokak hayvanlarını kontrol altına almak bir planlama işidir. Oturup hesap kitap yapma işidir. Bu konuda ilgili her kesimin görüşünün alınması işidir. Isırılan çocuk, yaralanan vatandaş, hayvanlar tarafından saldırıya uğrayan vatandaşı dinlediğiniz gibi en fanatik hayvanseverleri de çağıracaksınız. Soracaksınız, oradan bir kendinize vizyon çizeceksiniz. Planlamada ikinci unsur hedeftir. Misyon tabir ediliyor. Yani misyon yabancı bir kelimeden adaptasyon, hedef seçmek. Yani biz bir vizyon kurduk, Türkiye'yi şöyle bir yere taşıyalım. İşte Atatürk'ün manevi mirası olan medeniyetin önünde bir yerde olsun Türkiye. İtibarlı olsun, mutlu olsun, gelişmiş olsun, sosyal, kültürel, ekonomik bakımdan kalkınmış olsun. Bunun da tabii ki böyle bir vizyonu kurarken nüfusumuz şöyle olsun, arazimizi böyle güzel kullanalım vesaire gibi bir takım unsurlara yer verebilirsiniz. Yani varmak istediğiniz hedefi net biçimde tarif etmeye misyon tabir edilir. Yani şuraya varacağız. Amerika bugün diyor ki, benim misyonum bir 100 yıl daha dünyanın süper gücü olmaktır diyor. Misyon bu. Ondan sonra temel projeler gelir.
Vizyon, misyon ve temel projeler. Amerika'nın temel projesi nedir? Orta Doğu'yu karıştırmak. Orta Doğu'yu karıştırayım, onlar aciz duruma düşsünler, benden medet umsunlar, ben gideyim orada varlığımı sürdüreyim, varlığımı sürdürürken petrol kaynaklarını kontrol altında tutayım ve bir yüzyıl daha petrolün hakimiyetini sürdüreyim. Petrol ne ya? Bakın bunlar 200-300 sene önce kömür vardı, petrol çıktı, kömürün yerine petrol aldı. Şimdi artık yenilenebilir enerji kaynakları var. Bütün dünyada elektrikli otomobiller, tırlar vesaireler ama hiç öne çıkabiliyor mu sizce? Çıkamıyor. Neden? Amerika'nın 100 yıl projesinde öngörü yenilenebilir enerji kaynaklarına geçiş değil. Bunu erteleyecekler. Çünkü petrol kaynaklarını, kendileri petrol sahibi, artı petrol kaynaklarını kontrol eden bir strateji kurmuşlar. Bugün İran'dan tutun, Orta Doğu'dan tutun, Hazar bölgesinden tutun. Bütün petrol kaynakları Amerika Birleşik Devletleri'nin kontrolü altında, Suriye'sinden Irak'ına kadar. Niye vazgeçsin ki petrolden? Dolayısıyla işte strateji ve planlama kavramları bu kadar önemli. Bunları hayata geçirmek akıl işi, ciddiyet ve zeka işi. Yani aksi halde göstermelik, bir şey yapmış olmak için yaparak, şurada benim stratejik planım var. Bugün Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin bütün stratejik planlarına ben erişmeye çalışıyorum. Tesadüfen bir iki tanesine baktım. Hakikaten saçma sapan şeyler. Benim bıraktığım, 90'lı yıllarda hazırladığım en az 30 yıllık stratejik planların kenarından geçmiyorlar. Açıp okumuyorlar. Bugün bir otobüs garajının nereye yapılacağını biz 90'lı yıllarda belirlemişiz. Uymuşlar mı, uymamışlar. Ne yapmışlar? Yanlış yapmışlar. Yanlış yere yapmışlar. Uzağa yapmışlar. Çileyi kim çekiyor? Vatandaş çekiyor. Oraya gitmekte, gelmekte zorluk çekiyor. Orası yanlış bir yer seçimi olduğu için kokudan durulmuyor. Yanlış bir proje uyguladıkları için sel basıyor. Ve daha kötüsü otobüs firmaları gereksiz yere İzmir Denizli istikametinde olan Aydın'ın ana trafik akışı gereksiz yere farklı bir istikamete 5 kilometre gidiyor, 5 kilometre geliyor. Böyle bir saçmalık var mı? Ya planlamışız, koymuşuz. O stratejik planlar hazırlanırken herkese sorduk. Garaj nereye gitmeli? Nasıl olmalı? Bütün bunları açın, ya okuyun ya da yenileyecekseniz hakkını vererek yapın, yaptırın. Aksi halde sokak hayvanlarına şehri teslim edersiniz. İnsanlar o sokaklarımızdaki o canlı, o sevimli yaratıklarla düşman olmaya başlar mecburen. Sivrisinekten geçilmez, yaşamı zorlaştırır. Araçlarınızı park edecek yer bulamazsınız. Yani bunu da biz bu programda anlattık. Bütün bu yapılması gerekenleri yapmak yerine popülizm yaparsanız, sadaka siyaseti uygularsanız, önünüze gelene ucuz bir şey vaat edip dağıtırsanız, bir numaralı belediye başkanı, bir numaralı yönetici sizsiniz. Değil. Değil. O sadaka siyasetini uygulamak için harcanan paralar, reklamlar, orada edilen zararlar senin huzurundan çalınıyor. Bu nedenle sen kediyle köpekle sokaklarda zorluk içinde kalıyorsun, sivrisineklerle boğuşuyorsun, otopark sıkıntısı çekiyorsun, trafik sıkıntısı çekiyorsun, altyapı sıkıntısı çekiyorsun, herhangi bir yağmurda evini, arabanı su alıyor götürüyor ve bütün bunların planlamak suretiyle aşılması gerekirken, belediyelerin gerçek görevi buyken sen böyle bir şeyin içine mahkum ediliyorsun. Ama gidiyorsun, kent lokantasında 40 liraya yemek yiyorsun. Allah razı olsun. Gidiyorsun turistik parkta, dışarıda çay 20 liraysa orada 5 liraya içtim. Efendim dışarıda 1000 liraya yediğim yemeği turistik parkta 100 liraya yedim diye övünüyorsun. Senin hayatından çalınan, o kursağına giren turistik parktaki ucuz sandviç var ya, işte o ucuz sandviç yüzünden sivrisinekler seni ısırıyor.
Köpekler sana seni geliyor dalıyor. Sen farkına bile varmıyorsun. Onun için kimden neyi isteyeceğimizi de vatandaş olarak bilmemiz lazım. Şimdi plansızlık ve planlama üzerinde çalışıyoruz. Birkaç tane daha örnek vermek istiyorum. Geçen sene otobanın, Aydın-İzmir otobanının Aydın içindeki çıkışı kapatıldı kardeşim. Ya koca otoban ya. Geçen gün gittim, şimdi de Ortaklar'daki otoban girişi kapalı. Ya Germencik'teki vatandaş, Ortaklar'daki vatandaş nereden girecek ya otobana nereden girecek? Hiç düşünmüyorlar. Ya şunu bir doğru düzgün planlayın. Asfalt dökecekseniz şerit şerit dökün, bilmem ne yapın. Yani böyle akıl veren çok olur ama ben 55 yıllık mühendisim. Bunların yapılacağını bildiğim için söylüyorum. Ben Aydın'da bir tane yolu kapatmadan 56 tane bulvar açtım. Bütün yolları yaptım, altyapıyı yaptım. Bir tane trafiğe yer kapatmadım. Bu bir planlama işidir yahu. Aydın'da tam 6 ay otobanın girişi kapatıldı ya. Millet Aydın içinden böyle Muğla'ya gidecek adam, Denizli'ye gidecek adam Aydın içinde trafiği bastı, sıkıntıyı ben çektim. Aydınlı vatandaş çekti. Ne yaptılar biliyor musunuz? Orada gişelerin olduğu kısımlarda gişeleri ben söktürtmüştüm geçmişte. Böyle asfalt biraz bozuktu, oraya asfalt dökeceklermiş. Ya bakın 3 günde yapılacak işi tam 6 ayda yaptınız. Bir şeridini açık tutmak suretiyle o otobanı trafiğe kapatmadan çözülebilecek bir şeyi 6 ay milleti bu yoğun trafiğe mahkum ederek otobanı trafiğe kapattınız. Bu nasıl bir plansızlık örneğidir? Affedersiniz, daha ağır söyleyeyim. Bu nasıl bir bilgisizliktir? Nasıl bir densizliktir? Nasıl bir vatandaşı hiçe saymaktır? Ben devletim, kapatırım. Kapatayım ki iş yaptığımı görsünler. Allah Allah. Ha bu çok yaygındır ha. Vatandaşa eziyet etmek suretiyle iş yaptığını kanıtlamak denir buna. Vatandaşa eziyet ederek hayatında hiç unutmayacağı şekilde o işi senin yaptığını beynine kazımaktır bu. Bunu bana rahmetli İlhami Ortekin anlatmıştı. Dedi ki ya başkan, sen dedi milletin ruhu duymuyor, altyapı yapıyorsun. Millet farkına bile varmadan mahalleler kuruyorsun. Kimseyi rahatsız etmeden yol yapıyorsun. Ama dedi bu böyle olmaz ki ya. Kapatacaksın yolu, millet 3 ay küfür edecek, zorluk çekecek. Hayatı boyunca da unutmayacak. Ulan bu Hüseyin Aksu yok mu ya? Yolumuzu kapattı kardeşim. Canımız çıkıyor oradan geçinceye kadar. O hafızasına kazınacak. Sen ondan sonra yolu bitirip de böyle pırıl pırıl açtığın zaman oh senden iyisi yok. Allah razı olsun. 100 senede o yolu senin yaptığını unutmayacak. Bu bir taktik. Orayı kapat, burayı kapat. Vatandaşı işkencenin içine at ki unutmasın. Ki benden sonra göreve geldi İlhami Ortekin kardeşim. Maalesef bunları uyguladı. Yani bir ayakkabıcılar çarşısının üstünü kapatacak oldu. Çarşı esnafını mahvetti. Aylarca bana şikayete geldiler. Dedim ne yapayım ya benim bir yetkim yok. İlhami Ortekin dedim bunları bana anlattı. Hakikaten bitti, yapıldı. Bir açılış töreni düzenledi. Adama plaket verdiler ya. Yollarına böyle güller serdiler. Allah razı olsun dediler. Şimdi git sor kim yaptı burayı? İlhami Ortekin yaptı. Git Mimar Sinan Mahallesi'nde sor kim yaptı? Ne bileyim ben. Yani ben bunları hep yaşadığım için planlı, doğru, vatandaşı rahatsız etmeyen, vatandaşın yararına geleceği görerek öyle dakika başı adliye binası, dakika başı bilmem ne binası, yok şu yetişmedi. Ya bilmiyor musun? Bakın Ankara'yı su bastı. Sular seller götürdü. Şimdi soracaksın. Melih Gökçek'e soruyorsun. Kardeş 30 sene belediye başkanlığı yaptın. Aydın'da on binlerce eser bıraktın. Tamam da bu altyapıyı niye çözmedin ya yağmur suyunu soracaksın. Soruyorsun diyor ki ben yaptım diyor öbürü geldi diyor üstüne asfalt döktü diyor. Doğrudur. Ya bir şehrin planlanmasında ilk yapılacak şey yağmur yağdığı zaman affedersiniz. Su nereye gidecek? Ha bunu bilmek için müneccim olmaya gerek yok. Yani meteorolojinin yağış verileri var. Bilgisayar programları var.
programa araziyi veriyorsunuz, simüle ediyorsunuz ki bunlar işte uyduda muyduda hepiniz görüyorsunuz. En basit, hiç kullanmayan bile navigasyonda, uyduda arazinin ne kadar net biçimde tarif edildiğini hepimiz biliyoruz. Buraya yağmuru yağdırıyor bu simülasyon programı. Suyun nereden ne kadar akacağını gösteriyor ya. İlla yağmur yağıp da arabaların, iş yerlerinin su altında kalmasına gerek yok. Bununla ilgili bilgisayar programları var. Yağdır gör. Sonra bak nereye su basıyorsa orada tedbir al. Bizde yağmur suyu şebekesi diye bir şebekeyi tanımayan, bilmeyen belediyeler var. E diyor kanalizasyon var ya diyor. Ya kanalizasyon yağmur suyu için yapılmaz. Kanalizasyonun borusu 25-30 santimdir. Yağmur suyun borusu 80 santimdir. Yağmur suyuyla şehrin ürettiği atık su, pis su bir değil. Yani bir simülasyonla ilk yapılacak şey bir şehrin en şiddetli olabilecek yağışta suyun nereden nereye akacağıdır. Şehrin nasıl sele karşı veya su basmasına karşı korunacağıdır. Bu kadar basit. Bunu ne İstanbul'da yapabildiler, ne Ankara'da yapabildiler, ne İzmir'de yapabildiler. Yani hiçbir şehrinde yapmadılar. Siz hiç Paris'i su bastı diye duydunuz mu ya? New York'u su bastı diye duydunuz mu? New York suyun içinde yaşıyor. Venedik'i su bastı diye duydunuz mu? Yani gerçekten Türkiye'de ciddi bir akıl tutulmasıyla ne yaptığımızı bilmeyen, günlük olarak kimi zaman magazinin, kimi zaman bir takım suç olaylarının, işte cinayetlerin bilmem neyi, siyaseten de abuk subuk konuların peşine takılıyoruz. Bir siyasi düşmanlık, bir siyasi bölünme yaratılmış. Herkes birbirine bağırıyor, çağırıyor, küfür ediyor, hakaret ediyor. Bir de sosyal medya diye bir şey atmışlar önümüze. Bundan hayatımızı geçiriyoruz, tatmin olduğumuzu düşünüyoruz. O sosyal medya bizi sivrisinekten korumuyor. Saldıran köpekten korumuyor. Otopark altyapı sıkıntısından korumuyor. Yağmur yağdığı zaman gelip evimizi, iş yerimizi, sokağımızı, arabamızı su basmasından korumuyor. O sosyal medyada geçirdiğimiz günler, orada yazdığımız yorumlar, tepkiler, mepkiler hiçbir işe yaramıyor. Hepsi çöpe gidiyor. Biz ne yapıyoruz? Biz sorunların ta göbeğinde yaşayıp duruyoruz. Ama en önemlisi bir deprem oluyor. Devletin bir türlü başaramadığı, sağlam bina yapamadığımız için evlerimiz yıkılıyor, canlarımız gidiyor. Yüz binler ölüyor. Yüz milyarlarca dolar Türk halkının emeği yok oluyor. Bizim cebimizden eksiliyor. Biz fakirleşiyoruz. Yani söylüyorum bunlar teori değil ya. Şu planlama anlayışını, bilinçli bir toplum anlayışını yerleştirmemiz lazım. İstemeyi bilmemiz lazım. Demokrasi böyle geliyor. Birileri der ki demokrasi olmadan kalkınma olmaz. Değil. Yani demokrasi ayrı bir şey. Kalkınmanın temeli devletin doğru ve planlı yönetilmesidir. Coğrafyanın yani mekanın, toprağın hem şehirlerde hem de kırsal alanda hem ormanlarda, denizlerde doğru kullanılmasıdır. Yüce Rabbim bir evren yaratmış, onun içinde bir dünya yaratmış, dünyanın bütün fiziksel özelliklerini bilen bir beyin vermiş bize. Bilimle dünyanın bütün fiziksel özelliklerini ölçmüşüz, bitmişiz. Yerin altını da biliyoruz, üstünü de biliyoruz, yağacak yağmuru da biliyoruz ama huzurlu ve tok yaşamayı beceremiyoruz. Bütün dünyada bu böyle. Dünyada 800 milyon insan aç yatıyor. Türkiye'de de insanlarımız neredeyse sürünüyor. Biz çare arıyoruz. Kimden arıyoruz? Neyse artık yani siyasete girmek istemiyorum. Biz çareyi işte ekonomi yönetimine şunu geçirirsek düzeltir, enflasyonu indirir. Yok öyle bir şey ya. Bu bir topyekün, topyekün bir olaydan bahsediyoruz. Bunu bir zihniyet olarak planlı bir devlet anlayışına, doğru bir şehirciliğe, mekanı, toprağı, tarımı, ormanı doğru kullanan modellere planlı şekilde geçmediğimiz sürece ve bunu da talep etmediğimiz sürece vatandaş olarak siyaset sınıfı maalesef bunlara pek itibar etmiyor.
ettiği zaman tamam kanuna koyalım diyor, kanuna koydurtuyorsun. Fakat onu bypass etmesini çok iyi biliyor. Ne stratejik plan, ne bir planlama, ne şu ne bu. Zaten bir tarihte Sayın Süleyman Demirel şunu söylemişti. Bize plan değil, pilav lazım. Yani Sayın Demirel bunu kendi görüşü olarak mı söyledi? Yoksa vatandaşın bakış açısını eleştirmek adına mı söyledi? Çünkü rahmetli Demirel, nur içinde yatsın, mühendis adam, kafası çalışan adam, plan değil pilav lazım diyecek bir gaflete düşecek bir insan da değil. O herhalde vatandaşın zihniyetini yansıtmak için plan değil pilav lazım. Olmuyor işte. Pilav lazım dersen o pilavı bulamıyorsun. O kuru pilavı bulamıyorsun, kuru ekmeği bulamaz hale düşüyorsun. Devlet planlı olacak, tarafsız olacak. Bütün vatandaşının görüşlerine ve katılımına açık olacak. İçinde yaşayan insana soracak. Mevki ve makam seni gerçeklerden uzaklaştırır. Benim yazdığım bir kitapta şunu söyledim. Siyaset makamınıza göre sizin beş duyu organınızı köreltmeye başlar. Bir insanın beş tane duyu organı var, değil mi? Siyasette makam o kadar büyüdü ki halktan kopuyorsunuz. Göremiyorsunuz. Artık arabayla bir yerden bir yere bir gitmiyorsunuz. Yani uçağa binip özel uçaklarla filan seyahat ediyorsunuz. Ne oluyor biliyor musunuz? Bir kere kulaklarınız duymaz oluyor. Çünkü halkın içine girdiğiniz zaman halk size söyleyeceği şeyi söyleyemiyor. Kim söylüyor? Yanınızdaki yandaşlar söylüyor. Yanlış söylerse yanlış yapıyorsunuz. Halkın içine ne kadar girdim derseniz deyin, onlar korkar. Tek başınıza gitmediğiniz takdirde, mütevazi davranmadığınız takdirde halk size, makam sahibine doğruyu söyleyemez. Korkar. Tepki alırım diye korkar. Onun için siyasetçinin önce kulaklar gider. Kulağın bir fonksiyonu yok. Duyma kabiliyetiniz yok olur. Çünkü duymanız gerekeni duyamazsınız. Birileri sana kendi istediği gibi şeyleri duyurur. Kulak gitti. Gözleriniz de gider. Çünkü görmeniz gerekenleri göstermezler. Hep iyileri gösterirler. Göz de gitti. Koku alma duygunuz da gider. Çünkü pis kokular sonradan çıkıyor. Böyle bir tabir vardır. Koku da gitti. Ne kaldı? Tat alma duygunuz kaldı. Siyasette koltuğun tadı o kadar keskindir ki, o kadar lezzetlidir ki, o makam koltuk var ya, öyle lezzetlidir ki, bu keskinlik nedeniyle tat alma duygunuzu da kaybedersiniz. Artık ayırt edemezsiniz. Gitti mi 4 tane duyu organınız? Geriye ne kaldı biliyor musunuz? Dokunma duyusu. İşte onun için mevki makam sahipleri genellikle böyle gözü kapalı, burnu koku almaz, ağzı dili tat almaz, kulakları duymaz. Dokunarak el yordamıyla yönetirler. Bunu aşmanın tek yolu katılımcı, çoğulcu, stratejik planlamadır. Açıkça söyleyelim. Aydın'dan örnekler verdik. Şu anda otoyolun asfaltı için 8 ay kapatıldı dedik. Ne için kapatıldı? İşte gişelerin olduğu yerde biraz bozuk asfalt varmış. Onun için ihale yapmışlar, 8 ay kapattılar. Ama aynı otobanın Muğla çıkışında arızalı bir viraj var. Orada da asfalt böyle lagaluga lagaluga olmuş, eğri büğrü. Her geçişimde ben nefret ediyorum. Ya görmüyor musunuz onu? Doğru düzgün bir planlama yapsanız da bu otobanın ne eksiği ne gediği varsa hepsini birden 30-40 sene geçmiş aradan toparlasanız olmaz mı? Yok. Olmaz. Hakeza bir başka örnek. Aydın'dan Ortaklar'a kadar meşhur bir yolumuz var. Aydın'ın en fazla trafik yükü olan yoldur bu. Neden? Çünkü Aydın'dan İzmir'e giden, Aydın'dan efendime söyleyeyim Kuşadası'na giden herkesin geçtiği. Üzerinde İncirlioğlu, Germencik, Ortaklar var. Tabii Erbeyli vesaire gibi bir takım köylerimiz, kasabalarımız da var ama bu yol
1955 yılında planlanmış, rahmetli başbakanımız Adnan Menderes tarafından açtırılmış. Amerikalılar gelmişler, Türkiye Cumhuriyeti karayollarını kurmuşlar. Yaptıkları ilk büyük yollardan bir tanesi. 35 metre istimlak yapmışlar. 35 metre istimlakı duyan Aydınlı vatandaş isyan etmiş. Demiş ki başbakan, yani başvekil buraya teyyare mi indirecek, uçak mı indirecek demiş. 35 metre o zaman için muhteşem. Ama ben karayolların arşivinde gördüm projeyi. Adamlar 4 şerit gidiş, 4 şerit geliş, ortasında refüj, kenarında kaldırıma göre proje çizmiş. 35 metre budur. Bizim en geniş bulvarımız olan Adnan Menderes bulvarı 30 metreliktir. Refüjü de var, kaldırımı da var. 3 şerit gidiş, 3 şerit gelişi de var. 5 metre daha fazla yapmış. O günün şartlarında o 35 metrelik istimlak edilen alanın ortasında 10 metrelik bir yol yapmışlar. Üzerine de mıcır dökmüşler. Bir şerit gidiş, bir şerit geliş. Banketler, toprak. Yıllarca bunu kullandık. Sonra geldiler, dediler ki 1990'ların sonunda biz burayı duble yapacağız. Yaptılar. Hala daha orada mıcır asfalt var. Mıcır asfalt var. İki şerit gidiş, iki şerit geliş. Devlet bunu ihale etmiş. Duyduk. 4 sene, 5 sene oldu. Dedi ki, bakın 1955'te 4 şerit gidiş, 4 şerit geliş olarak planlanmış. Ortada aydınlatmalı sulama sistemleri olan refüj var. Kenarlarında kaldırım var. Kaldırımların kenarında da ağaçlar var. Bunu ben söylemedim. Bundan 50-60 sene önce çizen Amerikalı yazmış bunu. Gelin 2020'li yıllarda burayı ihale ediyorsanız, burası artık Aydın Büyükşehir'in ana bulvarı oldu. 4 şerit gidiş, 4 şerit geliş yapın yahu. 3 şeridi trafik şeridi, 1 şeridi de park şeridi. Otoban standardında yapın. Çünkü bu ana bulvar. 35 metrelik istimlak sınırı yetiyor. Yok. Anlatamadık. Söylemediğimiz milletvekili, söylemediğimiz bakanlık, söylemediğimiz genel müdür kalmadı. Bölge müdürüne söyledik, karayolları şubesine kadar gittik. Kimse dinlemiyor. Herkeste bir devlet aklı oluşmuş. Abi bunun usulü diyor, bu diyor. Ya bir şey, ihale ettik ya diyor. Ya ne yapıyorsun sen ya? Çöpe atmayın benim servetimi. Bu halkın emeklerini çöpe atmayın. Gelin şu Aydın ortaklar arasını Nizami 1955'teki projeye göre 4 şerit gidiş, 4 şerit geliş yapın. Kenarına kaldırımını yapın. Banketini yapın. Daha geçen de 3 kilometrelik bir bölümünü kimin yaptığı belli değil. 2 şerit gidiş, 2 şerit geliş. Hala daha oraya para harcıyorsunuz. O para bu halkın parası. Zamanında Aydın'dan Nazilli'ye kadar asfalt ihalesi yapan Sayın Cengiz Altınkaya'ya ben bunu söyledim. Bayındırlık Bakanı'ydı kendisi. Dedim ki bu 4 şerit gidiş, 4 şerit geliş olacak. Güldüler ya. Aha işte döndü geldi, 30 sene geçti. Planlama budur, vizyon budur, bakış açısı bu olmadığı sürece biz yaptığımız her şeyi yıkarız, yaptığımız her şeyi çöpe atıp yeniden yaparız. El alem Paris'te, Londra'da yaptığı binayı 1000 yıl kullanır. Biz 10 yılda binamızı yeni bir yönetmelik çıkartıp çürüye çıkarırız. Gideriz stadyumumuzu yıkarız. Efendime söyleyeyim, bakın Aydın'da yıkılan binaları sayayım size. Aydın Spor Tesislerini Sayın Özlem Çerçioğlu yıktı. 4 tane aş evini Sayın Çerçioğlu yıktı. Benim yaptığım yaşlıların huzur evini Çerçioğlu yıktı. Öbür bakanlığa bağlı huzur evini de bakanlık yıktı. Ilıcabaşı başta olmak üzere Aydın'ın çeşitli mahallelerinde tam 78 tane dükkanı yıktılar. Hiçbir neden yokken. Hakeza PTT'yi yıktılar. Milli Eğitim Müdürlüğü'nü yıktılar. Stadyumu yıktılar ya. Planlama yok. Ne zaman yapılacak belli değil. Ya ihalesini yap yeni stadın. O ihalenin kapsamına yıkımı da koy. Adam yıksın, ertesi gün inşaata başlasın. Bir arkadaş ya. Bu kadar mı planlamadan uzaksınız? Bu kadar mı aceleniz var? O stadyumda onlarca yıl maç oynandı. Hiçbir çatlak, çizik, hiçbir şey yokken. Birisi geldi, bir salak, affedersiniz, çürük raporu verdi diye, sırf sorumluluktan kaçmak için,
seçim öncesi, seçim sonrası bile demeden gidip çatır çatır yıkan aklı sevmiyorum. Böyle bir aklı kabul etmiyorum. Gelin doğru planlamayla şu ülkenin geleceğini kurun, kuralım. Halkla birlikte kuralım, yeni bir sistem geliştirelim. Maalesef söylemekle bitmiyor. Beni geçen hafta arayan o değerli kardeşime teşekkür ediyorum. Sayın Aksu, yolunuza devam edin. Bunları anlatmaya devam edin. Konuştuğunuz hiçbir şey boşa gitmeyecektir. Mutlaka birilerinin kulağında bir iz, bir ses olarak kalacaktır dedi. İnşallah öyle olur. Haftaya görüşmek üzere efendim.